Merhaba arkadaşlar, bu videomuzun konusu aralıkların mutlak değer gösterimi olacak. Biliyorsunuz yeni müfredatta birinci tema sayılar konusunun alt başlığı oluyor kendileri. Konu anlatımını çözeceğimiz testimiz arkadaşlar, Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından okullarda dağıtılmış olan ders kitabı 9. sınıf matematik 12. sıra sizde sorusu olacak, birinci tema sayılar ünitesine ait. Hemen hatırlatmamı yapıyorum arkadaşlar. Buraya oynatma listesinin linkini koyuyorum biliyorsunuz. Bu oynatma listesinde bu kitaba ait, göstermiş olduğum bu kitaba ait tüm soruları arkadaşlar sırasıyla konu anlatımlı bulabilirsiniz. Alıştırmalar, ölçme değerlendirme soruları dahil olmak üzere. Ayrıca arkadaşlar konu anlatım videoları yapıyorum. Onun için ayrı bir oynatma listem var. Yine buraya koyarım. İ harfine basınca çıkıyor biliyorsunuz. Aynı zamanda arkadaşlar yine Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu örnek ölçme araçları var. Ya da adını bazen değiştiriyorlar. MEB'in sayfasında ODTGM'den bulabilirsiniz. Onların da çözümleri var ayrı oynatma listesinde. Evet, Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerine çok teşekkür ediyoruz emekler için. Ben de size soruyu çözerken konu anlatımına yardımcı olmaya çalışacağım. Diyor ki arkadaşlar, bak yeni nesiller ne kadar güzel değil mi? Bize hem bilgi veriyor, genel kültürümüz artıyor, hayatımıza dair bilgiler veriyor. Hem de bunu matematikle ilişkilendiriyor. Örneğin bak, insanlarda ortalama ideal vücut sıcaklığı değeri 37 derecedir. 37 santigrat derecedir. Ne kadar güzel bir bilgi. Bu değerin 4 derece üzerindeki değerlerde nefes alamama, şiddetli baş ağrısı, bayılma, su kaybı ve aşırı terleme görülür. Evet, yani 41'e kadar yolu var. Tıbbi müdahale gerekir. Benzer şekilde 37 derecenin santigrat derecenin 4 santigrat derece altındaki değerlerde birey, yani kişi, bazı hareketlere tepki veremez. Nefes almakta güçlük çeker, bireyin nabzı düşer ve uykusu gelir. Hani filmlerde görürsün ya, sakın uyuma diyorlar ya. Hani bu şeyde çok soğukta kalıyorlar. Her iki durumda da birey hayati risk taşıyan vücut sıcaklığı eşik değerine gelir. Eşik değerine geliyor arkadaşlar. Buna göre hayati risk taşımayan vücut sıcaklığı aralığını mutlak değerli eşitsizlik olarak hesaplayız. Yazınız. Arkadaşlar olayı anlayabilmek için önce ben bunu bak çok hakim oldum. Sayı doğrusuna ya da cebirsel gösterime indirgeyim. Vücut sıcaklığımız arkadaşlar x nerede olsun istiyor? Bak 37'nin 4 artı 4 fazlası 4 eksi. 4 fazlası hatta şöyle yazayım. 37 artı 4. Buna da 37 eksi 4 yazayım. Yani sevgili x'imiz 41 ila 33 derece arasında gidip gelebilir. Yalnız ne diyor arkadaşlar? Dahil mi değil mi? Bunu da cümleden anlayacağız. Diyor ki hayati risk taşıyan vücuda eşik değerine gelir diyor ya, eşik değerine. Yani 33 ve 41'i kabul ettik. Buraya eşit değere geldi. Yani bu aralıkta arkadaşlar rahatız. Ya da hani cümleden yanlış anladıysak 33 dahil değil 41'de diyebilirim. Tamam mı? Bu yani cümleyi algılayışına bağlı olarak bunu Türkçe hocalarımızdan da destek alabiliriz. Yani sonuçta bizim vücut sıcaklığımız 33 ile 41 arasında rahattayız. Gel bunu bir de şeyde gösterelim sayı doğrusunda. 33, 41. Ben eşik değer deyince sanki orayları da hani kabul ediyorum arkadaş. Ne diyor? Mutlak değeri hayati risk taşımayan değerlerde. Hayati risk taşıyor dediğine göre demek ki bunu alacağız arkadaşlar. Yani 33 ve 41'de de hayati değer risk taşıdığına göre almıyoruz. Tamam mı? O zaman şöyle diyelim. Bak 33 şu şekilde içine almıyorum. 41'i de almıyorum. Bizim güvenli alanımız, sıcaklık değerimiz burası arkadaşlar. Tamam mı? Tamam. Şimdi konu anlatım videolarımı izleyen arkadaşlarım bunu hemen yapar. Bak bunun ben sana açık seçik göstereyim. Sayfa 54'te arkadaşlar, ben bunu konu anlatımını da yaptım. Bak ezbere olan kısmı şurada anlatılıyor sana, tamam mı? Bak keyfin bilir. İstiyorsan bunu ezberle, ben ezberletmiyorum. Bak nasıl çözeceğimi söyleyeceğim sana. Mutlak değerli bir C, bir de D değeri hesaplıyorsun. Bu C değerlerinden X eksi C mutlak değer içinde küçüktür D diyorsun. Peki kim bunlar? Şunlar. Arkadaşlar bak böyle durumlarda tam 33 ile 41'in tam orta noktasını alıyorsun. Bak hatta buna bile gerek yok. Zaten bu bana söyledi. 37'nin 4 artı 4 üstü. Yani sevgili arkadaşlar benim vücut sıcaklığımın 37'ye olan uzaklığı. Mutlak değer uzaklıktı değil mi? Bak
37 olan uzaklığım 4 artı 4 eksik ya. 37'ye olan uzaklığı ne olmalı? 4'ten küçük olmalı. Bak bir çırpıda yaptık. Türkçe ki anlamını biliyorsak biz bunun. Vücut sıcaklığım ki kendilerine x dedik. 37'ye olan uzaklığı, mutlak değer uzaklık demekti. Tekrar ediyorum. Vücut sıcaklığının 37'ye olan uzaklığı 4'ten küçük olmalı. Konu kapanmıştır. Tamam. Ha ezberde ne yapıyoruz arkadaşlar? Bak 33-41. Bunun aritmetik ortalaması zaten 37. Güzel. Bak senin vücut sıcaklığın şurada herhangi bir değer. Şuralardan herhangi bir değer. Buradan işte x. Bunun bak x'in bu 37'ye olan uzaklığı hep 4'ten küçüktür. Şuraya da gidebilirsin, buraya da gidebilirsin. Ben bunu inek otlatma örneğiyle de anlatmıştım sana. Değil mi? Güzel. Cevabımız budur arkadaşlar. Hayati risk taşıdığı için eşittir'i almıyoruz. Cepte mi cepte? Gel aynı şeyi ikide yapalım. İnsanları konuştuk, balıkları konuşmazsak ayıp olur. Sevgili diğer dünyada yaşayan diğer canlıları da düşünelim. Bir akvaryumda bulunan balıklar için ideal su sıcaklığı 25 santigrat derecedir. Celsius tur yazmışlar herhalde. Evet neyse. Su sıcaklığını kontrol eden bir sıcaklık motoru ideal sıcaklık ile ölçülen sıcaklık arasında 3 santigrattan fazla fark olması durumunda devreye girerek suyu balıkların ideal yaşama sıcaklığına getirmektedir. Buna göre sıcaklık motorun devreye gireceği sıcaklık aralığını mutlak değerle eşitsiz olarak gösterin. Arkadaşlar o da şu. Bak yine bir gösterelim. 25 dereceyi gör. 25 santigrat derece burada olsun. Şimdi 3 santigratlardan fazla fark olması dedi. 3 derece fark fazla da olabilir, eksik de olabilir. 28 derece ya da 22 derece değil mi arkadaşlar? 3 derece bak burada da 3 santigrat derece var. Burada da 3 derece 3 Celsius derece fark var. Değil mi? Güzel. 28 ya da 22. Fark olması durumunda devreye giriyor. Tamam. Arkadaşlar yani 28 ya da daha fazla bir sıcaklık olursa mesela 29 3'ten fazla burada devreye giriyor. Devreye giriyor. Diğer taraftan arkadaşlar 22 derece ve altında olursa da devreye girecek değil mi? Devreye giriyor. Değil mi? Motorun devreye gireceği sıcaklık aralığını. Arkadaşlar biz bunu hadi cebirsel de gösterelim. X 22'den küçük olursa, hatta küçük eşit değil mi? Fazla, 3 dereceden fazla. Ha fazla dediğine göre, burası bizim güvenli alanımız. Yeşil yapalım oraya. 3 dereceden fazla dedi ya, o yüzden 3 derece olmasında sıkıntı yok. Şurada bir sıkıntı yok. 3 dereceden fazla dediği için arkadaşlar 22'den az olması gerekiyor. Birleşim ya da 22'den küçük olması gerekiyor. 28'den de fazla olması gerekiyor. Birleşim. Tamam. Ha bunu da işte yine sevgili arkadaşlar 54. sayfada sana ezberini de söylemiş. Burada da şöyle diyebilirim. Bak şuradaki değerlerin senin x ya da burada. Buradaki x değerin arkadaşlar 25'e olan uzaklığı burada öyle diyeceğiz değil mi? 25'e olan uzaklığı. Ha, 25'e olan uzaklığı 3'ten fazlaysa. 3 dereceden fazlaysa. Buyur sevgili arkadaşım. Bak x'in burada herhangi bir x alıyorsun. Şu 25'e olan uzaklığı bu o demek değil mi? Bakın x'in 25'e olan uzaklığı 3'ten fazlaysa. Bunu eski müfredattaki arkadaşlarımız mutlak değer olarak çözüyordu. Bunu da şöyle çözüyoruz bak. X eksi 25 büyüktür 3 ya da arkadaşlar x eksi 25 küçüktür eksi 3 diyebiliyorum. Buradan x büyüktür 28 buradan da x küçüktür 22 neticesine ulaşıyorum. Tamam mıyız? Tamamız. Olay buradan. Bunu kitabınızda da söylemiş arkadaşlar. Çözümü de bu şekilde oluyor. Bu arkadaşı nasıl çözüyorum çözecek olursam böyle bir şey gelirse. X eksi 37, 4 ila eksi 4 aralığında. Şimdi herkese 37 ekleyelim. 41, 37 ekle 33. Bak yine bu arkadaşa ulaşıyorsun.
ya da buradan da bu arkadaşa ulaşır. Anlaştık. Güzel. Hemfikir olduğumuzu düşünüyorum. Arkadaşlar hatırlatmamı yapıyorum. Dediğim gibi buraya oynatma listesinin linkini koyuyorum. Bu oynatma listesinde bu kitaba ait sevgili arkadaşlar. Bütün örnek soruların çözümde alıştırmalar dahil. Bundan sonraki videomuz alıştırmalar olacak zaten. 5 tane sorusu var. Oynatma listesinde topladım. Ayrıca yeni müfredata ait konu anlatım videolarım yine başka bir oynatma listesinde. Aynı zamanda yine arkadaşlar Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından hazırlanmış olan ölçme araçları testleri de çözümleri burada olacak. Evet sevgili arkadaşlar, böylelikle bu testimizin de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Dinlediğiniz, seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sağlıcakla kalın.